Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 3'e baştan hoş geldiniz. Daha önce küçük bir başlamıştık, demiştik ki wow dostum bu oyun vallahi çok zor, şu an bunu oynayamam demiştik ama sanırım oynama vakti geldi. Wow, ben başlayacağım o zaman. Şu an çok içine girdim. Version 1.1 falan diyor. Oyun Türkçe gördüğünüz gibi, inşallah hiçbir sıkıntı bir şey yoktur. Oyun yükle var mı lan? İptal yok, güzel bir şeyimiz yokmuş. İyi o zaman başlayalım. Hadi bakalım, GTA 3'e başlıyoruz. Geniş ekran, güzel, her şey iyi. Gözlerimiz umarım iyidir. Ses çok fazla, wow. City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! Uh-huh. It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, get lost. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Bir dakika, bir şeyleri ayarlayalım. Kare sınırlayıcı kapalı olsun, kare senkronizasyonu da kapalı olsun. Bunlar çizim mesafesini artırabilir, parlaklık değil ve şu. Borders mu? Geri dön. Ses ayarlarından da oyunun sesini de azıcık şey yapalım. Böyle iyiyiz sanırım. Sanırım bu şekilde çok iyiyiz. Hah! Oh be! Mis gibi. Evet sağ poplarım, hoş geldiniz baştan GTA 3'e. Evet. Şeyi hareket ettiremiyoruz değil mi? Şu an. Ne lan, polisler mi geliyor peşimizden? Yo. Bu harita şehirde yolunu bulman için kullan. Anladım. Anladım. Kullanırım. Burada da benzer problemleri yaşayabiliriz. Çeşitli. Abi çok yeni bir şehri keşfediyorum şu an ha. Çok heyecanlıyım. Azıcık şeyim böyle diye. Yeni bir oyuna başlıyor gibiyim. GTA 3'ü hiç oynamadım. Bir tek sizinle oynayacaktım. Sonra da devam edemedik zaten seriye. Ama bugün devam edeceğiz. Ha, burada el freni diğer oyunlardaki gibi çalışmıyor. Vay be. Gidelim bakalım. Mekanları da hatırlamıyor değilim, hatırlıyorum. Aha.
Aha. Düzen ses seviyeleri hakkında bana bir feedback verirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarda duyuluyor mu, duyulmuyor mu, anlaşılıyor mu, anlaşılmıyor mu? Yandaki garaj oyunu kaydettiğimizde bir araç muhafaza edilebilir. Güzel. Ha. I know this guy. He's connected. His name is Luigi. Me and him go back so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Aa, araç geri gidemiyor. Büyük bir ihtimalle şeyden kaynaklanıyor. Frame limiter'dan kaynaklanıyor. Olsun. Azıcık problem yaşatacak bu bize tabii ki ama bence zamanla hallederiz. Gerçekten geriye gitmek için geriye gitmeyeceğiz yani. Geriye gitmek gibi bir... Oyun kapandı. Şey yapmamışlar yani. San Andreas Vice City birer DLC niteliğinde değilmiş. Gerçekten bazı şeyleri iyice geliştirmişler. Araç sürüşü gibi. Yoksa şu an kesinlikle süremezdi. Allah Allah. Aa, araçları yine böyle döndürebiliyorum. Evet, kara hızı sağ olsun. Sol taraftan gidelim bari bu sefer. Arabaları dikkatli süreceğiz. Çünkü geri vites ne yazık ki çalışmıyor. Geri vites GTA 3'e daha icat edilmemiş. Yani doğu yakasında geri vites yok. Batı yakasında var. Öyle düşünelim. Hah, geldik ulan. Mavi dairenin ortasında dur. Burası Luigi'nin kulübü. Tamam. Okey. Luigi'nin kızları. Hadi bakalım. İyi, güzel. Yine donmadı yani. Bir şey olmadı. Az önce ne oldu bilmiyorum ama umarım bir daha olmaz. Dondu mu lan oyun? Şu an yüklüyor mu, dondu mu? Al al. Yo. Bilgisayar donmadı sanırım, oyun dondu. Ulan. Efsanevi oyun GTA 3. Her şeyin başladığı. Güzel oyun. Bir de remake'ini getirseler güzel olacak. Aslında şeyin duyurulmasını bekliyordum. Belki bir Gamescom'da olur dedim, olmadı. Lan belki PlayStation'da duyurulur dedim, duyurulmadı. Remake trailer'ı bir şey veya resmi bir duyuru ama olmadı. Dedim ben başlayayım. Ben şimdi başlayayım, daha sonra hallederiz. Oo. Çok ilginç. Geri freni sadece belirli yerlerde yapamıyor. Anladım. Tamam hocam, sen ilerle. Güzel. Ya siz çok keyif alacaksınız ya da ben, ama birimiz çok keyif alacağız. İkimizden birisi çok keyif alacak. I know this guy. He's connected. His name is Luigi. Me and him go back so I can probably get you some work. Aha. Ben direksiyonu böyle kullanıyorum gerçek hayatta da. Arabadan çıkıp ittiriyorum arabayı. Yönünü değiştiriyorum. Aa, yukarıdan tren mi geçiyor şu an? Yoksa bu yağmur mu? Yok, tren geçiyormuş. Wow, okey, güzel. Hadi bakalım, mavi dairenin ortasında durduk. Beklesek mi acaba? Yeterince beklersek. Gider mi? Acaba. Ha? Diyecek misin oyun? Ne diyorsun, bu sefer olur mu? Bekleyelim bari. Evet, GTA 3. Bir süredir oynamak istiyorduk. Bir süredir oynamak istiyordum. Bir süredir başlamak istiyordum. Bugün de olan GTA mı, GTA 4 mi oynayayım, San Andreas mı oynayayım, başka bir şey mi yapayım falan derken dedim GTA 3'ü açalım. GTA 3'ü oynayalım. Hayat çok güzel. Hayat çok ilginç, çok güzel. Çok farklı. Karakterlerin hepsi bir yere bakıyor. Bu karakterlerin hepsi nereye bakıyor acaba? Aa ulan, başladı. Wow, donmamış. Şaşırdım ha. Umutlarımı kesmiştim. Çözüm arıyordum böyle. Telefondan çözüm arayacaktım. Wow, okey, güzel.
İnşallah devamında bir save alabilirsek çok mutlu olacağım. Bir kayıt alabilirsek. Elinde ne var lan? Elinde böyle bir şey var ama. Paul's got some business upstairs. Anladım. Maybe you could do me a favor. Öyle mi? My girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. Anladım. Keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Anladım. Ne kadar doğaçlama girdiler ya? Yine bekleyecek miyiz? Okay. Bir arabaya bin. İyi, buna binelim bari. Yavaş yavaş gideceğiz bu sefer. Rahat rahat gitmeye çalışacağız çünkü geri yapamadığımız için dikkatli olmamız gerekecek. Bu da böyle ilginç bir challenge olacak bizim için. Geri fides olmadan GTA oynamaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Birçok konuda geri fides atmayı seven ben. Arabayı durdur ve Misty'nin yanına gelmesini bekle. Bebeğim selam. Arabanın her yeri haşat oldu. Luigi'nin kulübüne götür. Anladım. Bebeğim, sana karşı dürüst olacağım. Luigi'nin kulübüne kadar gidemeyebiliriz bu arabayla. Bazı gerçekler var. Farkına varmamız gereken. Bu gerçeklerden birisi de şu an bu arabanın çok kötü durumda olması. Buradan bir şey yapıp aynen bol bol durmamız gerekecek bu oyunu oynarken. Bol bol durmamız gerekiyor. Ses sanırım hala azıcık fazla değil mi? Böyle daha iyidir diye tahmin ediyorum. Görev tamamında 1500 dolar. Ulan ilk görevden de 1500 dolar aldık ha. Teşekkürler. Ben eve gidiyorum acı. Ben eve gidip save'leyeceğim. Şu an bu araba... Saatli bomba. Acaba arabayı garaja koyarsan düzelecek mi? Biraz ekstra para kazanmak için taksicilik yapalım lan. Hocam bir dakika. Arabayı ben de geri çekebiliyorum. Lan frame limiter açınca oyun sapıttı ha. Bakalım. İyi olacak mı? Aa evet, araba düzeldi şimdi, güzel. Sanırım yeniden spawnlanıyor oraya koyduğumuz arabalar. Oh, artık şeyimiz var. Bir sopamız var. Bir şuraya kaydet. Bir daha şuraya kaydet. Luigi'nin kızları. İçeride neler var ya? İçeride hiçbir şey yok ha. Bu bir ocak var. Bu tarafta hiçbir şey yok. Burada küçük bir televizyon var. Televizyonu da yatağın karşısına koyarsın yani, yanlış yapmışlar. Küçük bir poster, mikrodalga fırın. Makine, okey. Bir görev daha yapalım, ondan sonra taksicilik yapmaya başlayalım. Tabii onu unutmuşum ben. O şey unutmuşum. Böyle böyle çıkaracağız bizim arabaları. Ya dur ya, şunu frame limiter'lı oynayalım, böyle olmaz çünkü. Bakalım bir doğru şey mi? Oh! Oh! Hayır. Sizin gözleriniz güzel, benim de gözlerim güzel. O yüzden bir kapatalım. GTA 3'teki frame limiter sorunları için çözüm varsa bunu duyabilirim. Bu güzel olur. San Andreas için o kadar da gerek yok ama GTA 3 için müthiş problemler doğuracak gibi. Çünkü arabayı geri çekemiyoruz şu an. Nerede lan bu? Ha, şu arada mıydı? Elimde sopamla böyle gidiyorum. Bad fellas. Bu görevi başlatmak için mavi dairenin içine yürüyorum.
Evet, şaplak atma bakalım oraya buraya. Luigi said to give you this, so here, take it. Ver bakalım. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some white. Şaplak. Anladım. Introducing this trash to my girls down Portland. Anladım. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Anladım. Bir birisini öldürüp sonra arabasını mı alacağım? Ne yapacağım? Daha silah alacağım. İyi lan, bu evde de vardı zaten. Çok bir şey fark etmedi. Sen koşturdun mu? Ne yaptın? Bir yürümek mi zor geldi acaba? Ben bu şehrin havasını da almak istiyorum ya. Bu şehrin ruhunu da içime çekmek istiyorum ya. Yani çok minimalistik bir şehir olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü yani 4'teki GTA 4'teki Liberty City ile karşılaştırılamaz. Diğer yandan Vice ve San Andreas'la da çok karşılaştırılabileceğini sanmıyorum. Onlardaki detay seviyesi de bir hali yüksek. Bu biraz da deneysel bir şey olduğu için. Ama yine de ilk kez böyle bir şehir şey aktarıldığı için. Dur bakalım. Hayır. Harita. Harita yok. Ulan harita yok. Görev yazılır. Ayarlar. Evet. Harita yok. Sol alttaki haritayı kullanacağız. İyi bakalım. Umarım çok karmaşık şeyler yazmamışlardır. Yani evet, Rockstar ilk kez böyle bir şehri 3 boyutlu temsil ettiği için çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir şey yapmışlar? Neye benzetmişler? Merhabalar. Kaldın orada şu an. Arabasını al ve yeniden bur. Öldüm lan. Öldüm. Boyayalım bakalım. Güzel. GTA 3'te yapmamı istediğiniz şeyler varsa lütfen onları da bir belirtin. Şey yapın, en azından bir aşina olalım. Yani hepsini yapabileceğimin garantisini vermiyorum ama yapılabilecek şeyler varsa yapalım. Güzel olur. Keyifli olur. Çünkü bu %100 bitirme, o %100 neler var, %100 bitirilebilecek neler var, onu da çok bilmiyorum bu oyunda ama %100 bitirmeden ziyade oyunu bitirmeye çalışıyoruz. İlk kez deneyimliyoruz şu an. O yüzden varsa bir şeyler oynayalım. Okey, yine dönebildik. İnsanların söyledikleri böyle şöyle gidiyor, böyle birden söylüyorlar. O yüzden frame limiter şu an azıcık sorun çıkarıyor. Tam deneyimleyemiyoruz oyunu. Evet, San Andreas'taki gibi bu kadar vahşi süremeyeceğim anlaşıldığı kadarıyla. Bu 1000 dolar harcayacak mıyım ben şu an? Anladım. Arabayı Luigi'nin garajına sakla. Hocam bir dakika, arabayı geri itiyorum. Böyle şey yapalım, ha. Oh, mis. Araba yerde aslında bu şekilde geri itmek de şey olurmuş. Birazcık keyifli olurmuş. Ha, Luigi'nin garajı orada, tamam. Ben de artık tabii geriye gitmek çok zor olduğu için trafik kurallarına tabi oluyorum. Olmak zorunda kalıyorum. Luigi'nin garajı burası mı? Hayır, böyle. Görev bitti o zaman. Öf, 4000 dolar. 1000 dolar da bizden almalılar. Güzel. Şu an dolaşacak bir yerimiz de yok. İyi. Güzel. Taksi bulursam, polis arabası. Acaba bir polis arabası alırsam ve biraz polis istasyonunun etrafına bakarsam bir şeyler bulur muyum?
ses seviyeleri falan da azıcık bir şey yapmış gibi yani azıcık. Polis ile şey yan yana. Açamıyorum, alamıyorum, anladım. Aa, taksi ulan. Taksiyi durdurduk ha. Çekil bakayım sen oradan. Taksi. Öndeki taksi. Aa, öndeki taksiyi kovalayamıyoruz. Öndeki taksiyi kovalayamıyoruz ama sen bir taksi misin? Sen bir taksisin. Azıcık bir taksilik görevi yaparız. Azıcık bir para. Numpad ya da caps lock'a bas. Müşteri ara. Hemen efendim. Zaman şey var mı ya? Zaman şey koydular mı? Koymadılar. Çin mahallesindeki punk noodles. Anladım. Çin mahallesindeki punk noodles nerede hiçbir fikrim yok ama götürmeye çabalarım. Haritam da yok. Ha, okey, burası. Şuradan gireceğim. Hayır, 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 şerefsiz. Ha, oh be. Müşteri ara. Anladım. Ha, zaman hala devam ediyor. Hocam çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Portland ihracat ithalat garajı. Anladım. Hemen yapıyoruz. Ha, para aldım ha. Azıcık bir para aldım. 45 saniyem var ya, inanılmaz. Çok kısa süreler. Umarım doğru yoldan gidiyorum. Hiçbir fikrim yok. Haritayı da tanımıyorum. Şey de yapmıyorum. Tamamen sezgi. Müşteri bul. Hemen bulduk. Çabuk hocam, çabuk çabuk. Zaman geçiyor, zaman geçiyor. Aziz Mark'taki Marco'nun tavernası. Anladım. Aa, bu şey mi lan? St. Mark's Bistro mu bu? San Andreas'ta geldiğimiz yer mi? Bir bakalım orayı burada bulacak mıyız? Çekilin yoldan, çekilin. Geriftez yapamıyorum. Lütfen yoldan çekilin. Haritaya sahip olmamanın verdiği dezavantajlar. Gerçekten şu an ancak farkına varıyorum. 30 saniyen mi kaldı? Zaten yakınmış. Anladım. Vakitler herhalde sarkmıyor diğer şeye. Ay yok lan, burası evet. St. Mark's Bistro gerçekten. Oo, şu an biz azıcık boru. Tamam, atla atla. İstikamet Kerhane Mahallesi'ndeki, anladım. Bir kulübe gidiyoruz. Memur beyler, işimizden gelmeseniz. Memur bireyler. Taksicilik yapmaya çalışıyoruz şurada. Yani helal iş yapıyoruz. Şey yapmıyorsunuz. Helal olmayan iş yapıyoruz. Yine bir şey yapmıyorsunuz. Yine karışıyorsunuz. Hah, polisler gitti de güzel. Müşteri ara. Hemen efendim. Lan! Sarım sarkıyor. Gel bakalım. Aziz Mark'taki bir sürü... Lan az önce orada değil miydik? 4 müşteri taşıdık. Bu 5.si herhalde. Burası kesinlikle San Andreas'ta o insanları öldürmeye geldiğimiz yer. Kesinlikle. Ha. İçin... Böyle yapmamız lazım. Aa, taksi görevi sona mı erdi? Tamam, neyse, boş ver. O, para kazandık ha. İyi para kazandık. Araba sadece heyecanlı, sıkıntı yok. Araba sadece heyecanlı. Benlik bir sıkıntı yok. Benlik bir sıkıntı yok. Ben gidip sevdesem mi acaba şu kadar parayı aldıktan sonra, bilmiyorum. Ama taksicilikle iyi para da kazanılıyormuş. Onu da öğrendik şu an.
Burada duran arabayı alacağım falan falan hiç yok. Yok. Yoldan geçen herhangi bir arabayı alırım artık. Biliyorsunuz GTA 4'te ve San Andreas'ta biraz şeydi hani. Buradan duran arabaları alsak daha iyi olur sanki gibi. Yok, burada yoldan geçen her arabayı alacağım. Abi ben yeni görev yaptım zaten, aynen. Şaplağı öldürdüm. Tamam. Şuradan tavşan gibi zıplaya zıplaya. Lan bütün oyun şu an şeyde gidiyormuş gibi. Son hızda gidiyormuş gibi. Ne var taksi? G-Bay. İçinizi sonlandıracağım sizin. Çünkü görev yapmam lazım. Evet, frame limiter, kare sınırlayıcı bir halletmemiz lazım. Yani şu kare hızında oynamayı bir çözmemiz lazım. Ondan sonra her şey çok güzel olacak. Ona ben bir bakayım. Siz de o şeyleri yazın. Ne yapılır, ne yapılmaz. Bir şey var mı? Şuradan giremiyoruz. Ha, giremiyoruz. Okay. Burası nereye çıkıyor acaba? Burada bir şeyler var mı? Dahmilah bir şey. Oo, bu ne be? Gizli paketler. Bir tane topladın, 100 tane var. Aa, gizli paketler var yani. Okey. Benim için misli sür. Anladım. Selam dostum. İyi iletişim kurduk açık. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Söylesin. Alırız. Diablo semti mi? Anladım. Bitiririm hocam. Anladım, hallettik. Anladık, hallederiz. Görevde yapalım. Hallederiz. Bir araba versene. Bir araç bul diyor şu şerefsiz. Ulan aracı sen versene bir. Taksiyle gidelim bakalım, ne yapalım. Çekil bakalım hocam. Bütün Misty'yi al hemen. Taksiyle almış olacağız. Yani aslında güzel bir kılıf da bulduk kendimize. Misty bir müşteri, biz de taksiciyiz. Taksici sadece gidip müşterisini alıyor. Çetelerin de saldırması için hiçbir sorun yok. Oh, mis gibi. Misty'ye burada olduğunu haber vermek için left shift. Ha, korneye bastık. Okey, gel bakalım. Aynen, yavaş yavaş gel. Hiçbir işimiz yokmuş gibi gel. Yavaş yavaş, az uzan, yere de uzan, bir dinlen yani. Çok duyurdun şu an, bir yerde uzan. Lan dur. Senin Misty'nin yerine değil, Misty sensin zaten. Şimdi bin bakalım, gel. Aynen, arkaya bin. Öldürdüm. Kimse o öldürdüm yani. Nasıl bir çeteci değilse öldürdüm şu an onu. Çete savaşını bir taksici başlattı. Arabasıyla ezdi. Aa lan, buralar GTA 4'te de vardı ha. Hatırlıyorum, buraya benzer yerler vardı şu an. Şey yaptı yani, bir azıcık bir çağrıştırdı. Şeyin kaldığı yer. McCreary'lerin kaldığı yer. Auto painting mi? Buraya mı geleceğiz? Taksici mi var ama? Taksiyi boyasan ne olacak? Turkuaz taksi olur en fazla. Gel bak. Aa, burada çalışma çıkacak. O belli. I'll be with you in a minute, spark plug. Anladım. Merhaba hocam. Benim ismim ne ya? Benim ismim ne oğlum? Benim ismim Joey falan değil miydi? Neydi benim ismim? Tony değil. Görev tamamlandı. Aa, bitti lan görev. Bu mu lan? Devam edelim bari, ne bileyim. 5 ila 21 arası gel. Bir görev de oradan yapalım o zaman, ne bileyim. Bu tutmadı yani, bu görevi. Bununla bitiririm dedim. Hiçbir şey olmadı yani. Sadece şey dedi.
Git gel. Okey. Deli gibi sürüyoruz ha. Alıştık. Bir kez alışınca deli gibi sürmeye bir daha bırakamıyorsun. Bomboş bir U dönüşü yaptım. O ne oldu lan az önce? Birileri sıkmaya başladı. Daha silahım yok ha, ben şey değilim şu an, güvende değilim. Yine bir bomboş bir U dönüşü daha yapacağım. Ben acıkmaya mı başladım? Sanırım acıkmaya başladım. Yani. Daha var aslında. Oo. Taksi öldü. Çok yaşamayacak bu taksi. Böyle bırakayım ben o taksiyi. İhtiyacı olan alsın. Acil bir ihtiyacınız varsa, çünkü çok da kullanacak bir şeymiş gibi görünmüyor. Ardından bir vukuat olacak. Sen kimsin? Ben birisi değilim. Ben konuşamıyorum. Katalina bizi vurduğu için travma yaşadı. Konuşamıyoruz. Anladım. Anladım. Teşekkürler hocam. Teşekkürler patron. Beyim. Amination. Tamam. Ha, onunla gidemiyoruz. Taksi. Benim yıktığım taksi mi? Aa evet. Oğlum. Yüksene şunu. Hah. Oh, mis gibi. Taksi sağlam. Dur. İlk önce bir gidelim silahçıya. Taksicilikten birikmiş paralarımız da var. Hemen duman çıktı be. Hocam Van'la el koyuyorum. Sanırım adamın kolundan çekerek açtım burayı. Emin olmamakla birlikte. Aa, oradaymış hemen şey. Tamam dur. Aksiyon yaşayacağız. İlginç bir final olacak. Görevler birazcık kısaymış. Onu çok tutmamışlar. Girdik. Luigi said you'd need a piece. So go around the back of the shop. I left you a 9 in the yard. Anladım. Teşekkürler. Arkada tabancamı bıraktım. Gerek olduğunu sanmıyorum şu an. Tabancamız var artık. Şimdi vuracaksak hazırız. Diğerleri stokta yok çünkü. Silahçının stokunda en ufak bir silah yok. Barışçıl bir silahçıymış o. En güçlü silah beynimizdir diyerek hareket ediyor. Kalem kılıçtan keskindir diyerek hareket ediyor. Aa, şerefsize bak, hareket ediyor. Oh! Lan öldüm. Ama görev tamamladım. Anladım. Teşekkürler. Öldüğünde en yakındaki hastaneye götürürsün. Aha. Anladım. Silahlarını kaybedersin ve yapmakta olduğun herhangi bir görev başarısız olur. Yok, ben başarılı oldum. Orada zırh da mı vardı? Zırh da mı gördüm? Lan sanki şurada zırh da vardı ama. Pistol ammunition stoklarında. Okey. Güzel. Buradan araba alsam çok mantıklı olmaz mıymış? Yoldan geçen bir arabayı alsam mantıklı olur sanırım. Gel bakayım, ben eve gideyim. Eve gidip bir sevleyelim madem görev başarılı oldu. Çünkü araba patlayınca karşımızdakileri öldürdük. Ve şu vaziyette daha fazla oyunu oynayamayacağımız, en azından düzeltene kadar oynayamayacağımızı fark ettik. Bir şey yapalım, bir kendimize gelelim. Hadi dur bakalım. Bilmem ne vukuatıydı değil mi? Umarım başarılı olmuşuzdur. Evimiz de hemen şurada zaten.
gerçekten de vukuatlı bir bölümdü yani. Anladığım kadarıyla kara hızının yüksek olmasından dolayı arabalar da hemen zarar görüyor, parçalanıyor. Çünkü patlattılar arabayı. Arabayı patlattılar, bizi öyle öldürdüler. Kendileri de öldü de. Biz yeniden doğabiliyoruz. Bizim böyle bir şansımız var. Dur bakalım doğru muyuz? Taksicilik paraları buna yaşadı. Aynen, vukuat kaydedilmiş. Umarım şey değildir. Bize de şöyle Liberty City manzarası, yani baksanıza havaya bakın, havaya bakın. İnanılmaz, her şey böyle hızlı şeyde geçiyor. Evet, şu herif geriye bakamayacağı için sizlere şu manzaradan mı şey yapayım, ne yapayım, dur birazcık daha ortada şey yapayım, aynen. Şu manzaradan veda edeyim. İlginç bir manzara. Ve evet, dostlarım, ahbaplarım, bu da GTA 3'tü. Böyle bir denedik, oynamaya çalıştık. İlginç durumlar, alanlar oldu. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için, beğenileriniz için, yorumlarınız için. Yapmamı istediğiniz şeyleri veya önerilerinizi veya küçük küçük yardımcı olabilecek ipuçlarınız varsa yorumlarda lütfen onları da belirtin. Bir dakika, tren geçiyor, biraz gürültü yaptı. Açıklamada da bir takım başlıklar bulabilirsiniz, isimler, linkler bulabilirsiniz, hoşunuza gidecek. Sonraki videoda, sonraki defaya, yayına veya videoya artık ne olursa görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte mutlu ve huzurlu kalmanız dileğiyle. Bye bye.